Efendim, Radyo Mavi Kuş ve Mavi Kuş Televizyonu'ndan herkese hayırlı geceler. Bir cumartesi gecesi daha Görmeden Sevenler programımız ile huzurlarınızdayız. Bu geceki programımızın konusu Necip Fazıl Kısakürek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in hayatı, fikirleri ve eserlerini konuşup eserlerinden örnekler seslendireceğiz. Dilimiz döndüğünce, sesimiz yettiğince. 26 Mayıs 1904 yılında İstanbul Çemberlitaş'ta büyük ancak mütevazı bir konakta dünyaya gözlerini açar. Ahmet Necip ismi verilir. İleride edebiyatımızın ve fikir dünyamızın en önemli şahsiyetlerinden olacak üstada. Babası Fazıl Bey, mektebi hukuk mezunudur. Annesi mütevazı ve sessiz bir hanımefendi, Mediha Hanım. Geleneksel konak kültürü içerisinde büyük baba ve büyük annenin de bulunduğu geniş aile içerisinde geçer çocukluğu. Ele avuca sığmaz, başarılı bir çocuktur. Büyük babası Maraşlı Hilmi Efendi'dir. Küçük Necip'in ilk eğitimi büyük babasının kontrolü ve tesiri altında geçer. İlerleyen zamanda büyük babasından hep övgüyle bahseder. Büyük annesi Safer Hanım, İhtiyarlığı hatırlattığı için kendisine büyük anne diye hitap edilmesini istemeyen, kıymetli takıları, elmasları, ziynetleri seven ve kullanan bir İstanbul hanımefendisidir. Nispeten de sert ve sinirli bir mizacı vardır. Küçük Necip, her şeyin iç yüzünü merak eden ve sorgulayan bir çocuktur. Ahmet Necip'in bir de Selma isminde kız kardeşi vardır. Küçük Selma, 5 yaşında vefat eder. Kardeşinin vefatı üstadın gönül dünyasında derin bir iz bırakır. Annesi Mediha Hanım da kızının vefatından oldukça etkilenir. Üzüntüsünden ince hastalıkla denilen vereme yakalanır. Bir süreliğine hava değişimi için Mediha Hanım ve küçük Necip Heybeliada'ya gönderilir. İlkokulu Heybeliada Numune Mektebi'nde bitirir. Hastanede yatan annesi Mediha Hanım'ın "Senin şair olmanı ne kadar isterdim" sözünün tesiriyle bir gece gözlerim hastane odasının penceresinde savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı kararımı verdim. Şair olacağım demiştir. 11-12 yaşlarına kadar babaannesinin verdiği kitapları okuyan Ahmet Necip, abur cubur okuma hastalığı olarak nitelediği bu dönemde Paul ve Virginie, Graziella, Zavallı Necdet gibi hissilik ve edebilik iddiasındaki eserlere kadar tırmanan bir okuma hastalığına tutulmuştur. 1916'da Mektebi Fünun'u Bahriye-i Şahane, bugünkü karşılığı Deniz Harp Okulu'na girmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen bu dönemde Bahriye Mektebi'nde öğrenci olan üstadın Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Aksekili, Hamdullah Sufi Tanrıver gibi isimler öğretmenleri arasındadır. Üstadı en çok, en yaşlısı ve en derin irfan sahibi diye ifade ettiği edebiyat öğretmeni İbrahim Aşki Bey ettiler. Üstadın tasavvuf ile ilişkisi de ilk kez İbrahim Aşki Bey'in tesiri ve verdiği kitaplar ile başlar. Okulda adı şair olarak anılmaya başlanmıştır bile. Aruz vezni ile denemeler yapar ve el yazısı ile tek müsa olarak bir de dergi çıkarmaktadır. Okulda şiirimizin önemli isimlerinden biri daha vardır o dönemde. Ahmet Necip'ten 2-3 sınıfta öğrencidir ve o da yine el yazısı ile bir dergi çıkarmaktadır. Nazım Hikmet Ran. Yıllar sonra edebiyatımızın, şiirimizin en önemli iki ismi olacak şahsiyetler. Birbirinden ayrı anmak olmaz bu iki şahsiyeti. Her birisi müthiş bir orkestranın farklı tınıdaki enstrümanlarıdır adeta. Savaş yenilgisi sonrası İstanbul işgal edilmiş, mütareke dönemleri başlamış, yokluk ve sıkıntılı dönemler yaşanmaktadır. Aynı dönem Necip Fazıl için de zor bir dönem olmuştur. Annesiyle babası ayrılmış, büyük babası vefat etmiş ve büyük konağın kapıları annesine ve küçük Necip'e kapanmıştır. Bir an evvel okulu bitirip
üniversiteye gitmek isteyen Ahmet Necip, gelen bir haber ile yıkılır. Okuduğu Bahriye Mektebi'nin öğrenim süresi 1 yıl uzatılmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan Necip Fazıl da fazlasıyla etkilenir. Yokluk ile mücadele ederken babasının vefat haberini de alan Necip Fazıl için hayat bir kat daha ağırlaşmıştır. Son sınıfta sınav kağıdına yazdığı tek sözcük "bilmiyorum" ile protestosunu tepkisini göstermiştir. Okuldan kaydı silinen üstada bir zaman sonra 3 yıllık eğitim aldığına dair verilen diploma ile 1921'de İstanbul Darülfünun'u, bugünkü İstanbul Üniversitesi Felsefe Şubesi'ne kayıt yaptırır. Ahmet Kutsi Tecer ve Ahmet Hamdi Tanpınar ile tanışıklığı ve yıllar sürecek arkadaşlığı bu dönemde başlar. Dönemin en yüksek tirajlı gazetesi Vakit'te muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. İlk şiirleri Yakup Kadri, Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar ve ünlülerin de içinde bulunduğu yeni mecmuada yayımlanmaya başlar. Yayımlanan bir şiiri: "Sevgilime kul oldum, güzelliği seçeli. Varlıkta yoksul oldum, benliğimden geçeli. Vücut ruha ağ gibi, bir düğümlü bağ gibi. Muhabbet menbaı gibi, Kevserinden içeli." Yeni bir devlet, yeni bir hayat düzeni kurulmuştur. Savaş enkazının toparlanması için yeni idare, yeni ve iyi yetişmiş genç bir nesle ihtiyaç duyduğu düşüncesiyle Marif Vekaleti, yani Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yurt dışına öğrenci göndermek için sınav açar. Sınav sonuçlarına göre Necip Fazıl da yurt dışına gidecek gençler arasındadır. Önce Ankara'ya, sonra felsefe eğitimi için Fransa, Paris'e, Sorbonne Üniversitesi'ne gider. Saatler süren bir lokomotif yolculuğu hatırası ve Paris sonrası yurda dönüşünden yıllar sonra şu mısralar dökülür Necip Fazıl'ın kaleminden: "Burada gelir insana boş günlerin usancı, çalar birden kampana ölüm çanından acı. Sonra bir düdük öter, kesik çığlıklarla der, buradan bildik gidenler yarın döner yabancı." Evet, okumak üzere gittiği Paris'ten Necip Fazıl da bir yabancı gibi dönecektir. Paris sadece zenginliğin ve kültürel hayatın merkezi değildir. Bohem hayat tarzı da denilen kasasız, umutsuz, günü gününe derbeder bir yaşayış şeklinin de vazgeçilmezidir. Birinci Dünya Savaşı şartlarında umutsuzluk, boş vermişlik genç neslin zihnine yerleşmiş durumdadır. Necip Fazıl da ülkeye döndükten sonra uzun süre bu yaşam tarzının etkisi altında kalacaktır. "Pırıl pırıl cadde, Paris kaynıyor. O genç şair, şehrin kapkara çatıları, esrarlı bacaları ve her an göz kırpan ışıkları ortasında. Kaybolmuş bir çocuk gibi, kimsesiz ve on parası." Kaldırımlar şiirinin temelleri işte o günlerde, kalabalıklar içinde, on parasız yaşadığı zamanlarda atılacaktır. 1925 yılında 64 sayfalık küçük bir şiir kitabı olan Örümcek Ağını yazar. Henüz 21 yaşında olan Necip Fazıl, bu kitabı ile adeta bir çıkış yapmıştır ve tüm dikkatleri üzerine çeker. 1928'de ikinci şiir kitabı çıkar. Kaldırımlar şiiriyle emekleme dönemini yaşayan, hece ölçüsünün en genç ustası haline gelir Necip Fazıl. 8 kıtadan oluşan şiirin baştan ve sondan 2 kıtası. Kaldırımlar: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları.
ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Bu hem hayat tarzının belirsizlikleri annesi Medya Hanım'ı endişelendirmektedir. O dönemlerde annesine yazdığı Anneciğim isimli şiiri. Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline, bir ince tül gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Kaldırımlar şairi olarak tanınan artık meşhur bir şairdir Necip Fazıl. Edebiyatımızdaki yerini en özet şekli ile, hece ölçüsüyle yazılan şiirde büyük bir öncü, çok büyük bir zeka, buluşlara dayalı yeni imgeler, yeni metaforlar ortaya koyan çok büyük bir yetenektir denilebilir. Bana 8 tane sözcük verin, size bunlarla 64 farklı cümle kurayım ifadesi kendisine aittir Necip Fazıl'ın. Edebiyata ne kadar hakim olduğunun bir ifadesidir bu sözü. Devamlı bir arayış içerisindedir Necip Fazıl. Şiirlerinde görülen gizem dolu ifadelerde hep kendi iç dünyasına yaptığı yolculuk ve arayış vardır aslında. Gittiği her yerde büyük ilgi görmektedir. Ancak ne şöhret, ne para, ne de bu hem hayatın getirdikleri Necip Fazıl'ın arayışlarına çare olmamıştır. Ta ki 1934 yılına kadar. Artık gördüğü farklı bir ışığın peşinden gidecektir. Anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış. İfadeleri dökülecektir Necip Fazıl'ın dudaklarından. 30 yaşındadır artık şair. Ve bu zamana kadar yaşadıklarını şu mısralarla ifade edecektir. Tam 30 yıl saatin işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Peşinden gideceği bu ışık, Seyyid Abdülhakim Arvasi Efendi'dir. Abdülhakim Arvasi, 1865 yılında Van ili Başkale ilçesinde dünyaya gelmiştir. İmam Ali Rıza bin Musa Kazım soyundan olup Seyyid'dir. Hazreti Ali'ye kadar uzanan şeceresinde tüm dedeleri ilim ile meşgul olmuş alim zatlardır. Yurdun birçok yerindeki camilerde, medreselerde ömrü imani meseleleri ve hususen fıkhi yani inanç, ibadet ve günlük yaşantımızda uyulacak hükümler hususunda vaaz ve sohbetlerle geçmiş, birçok talebe ve alim yetiştirmiştir. 1943 yılında vefat eden Abdülhakim Efendi, Ankara Bağlum'da bulunan kabristanlığa defnedilir. Türbesi günümüzde Bülent Gençer Vakfı tarafından çevre düzenlemesi yapılan ve sevenlerinin sıkça ziyaret ettiği bir mekan olmuştur. Üstad Necip Fazıl, resim, karikatür, yazarlık ve yönetmenlik de yapan çok ünlü bir sanatkar olan Abidin Dino ile Beyoğlu'nda yürüdükleri bir esnada birdenbire "Bugün ne?" diye sorar. Abidin Bey, "Cuma" der. "Burası neresi?" diye sorar Necip Fazıl. "Beyoğlu" der Abidin Bey. "Şu cami neresi?" diye sorar. "Aa cami" diye cevap geldiğinde bir kor düşmüştür adeta gönlüne. "Haydi o zaman, vakit bu vakittir" der, şadırvana koşar. Abdest alır ve camiye girerler. Camiye girdiklerinde ezan da okunmaya başlanmıştır. Kürsüde Abdülhakim Efendi
tüm vakarı, azameti ve latif üslubu ile tane tane nübüvvet kokan vaazını gerçekleştirmektedir. Ezanın sona ermesiyle Necip Fazıl'ın Abdülhakim Efendi ile göz teması kurması bir olmuştu. O anı Necip Fazıl, "Bana o yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisi çaktınız" mısraları ile ifade etmiştir. Yunus Emre ile Tapduk Emre'nin, Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin karşılaşmasının, iki denizin kavuşmasının, aşık ile maşun buluşmasının bir örneği de Necip Fazıl Kısakürek ile Abdülhakim Arvasi Efendi arasında gerçekleşmiştir. Hocası Abdülhakim Arvasi şöyle anlatır Necip Fazıl: "Ben bütün Avrupa kültürünü ceplerine doldurmuş olarak gitmiştim Abdülhakim Efendi'nin yanına. Bana dostlarımın söylediği, senin gibi bir adamı bu hale getirdiyse zaten en büyük kerameti göstermiştir" demişlerdir. "Daimi kerametin ne demek olduğunu onda gördüm" der Necip Fazıl. "Bir an bile huzuru kaybetmeyen, hiç telaşı olmayan, gereksiz bir işle meşgul olduğuna hiçbir zaman şahit olmadığım bir zat. Yemeğini yerken, çayını içerken, sizinle konuşurken sürekli ufukların ötesinde bir ufka bakıyor, oradan sanki bir talimat alıyor, bu esnada sizinle de ilgilenmekten geri kalmıyor. İşte büyük bir veli" der Necip Fazıl hocası için. Abdülhakim Arvasi Efendi için 2400 metre yükseklikteki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum sözleri yine Necip Fazıl'ın hocasını anlatma gayretidir. Ve üstadın geçilmez şiiri: "Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekun aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalık boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi, işte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez." Üstadın şiirinde de söylediği gibi, kayalık boğazlarda yön ararken ona yön gösterecek, istikamet verecek usta kaptan kılavuzuna, hocasına, Abdülhakim Efendisi'ne kavuşmuştu. Karamsarlık, umutsuzluk ve çaresizlikten yavaş yavaş uzaklaşır. İstanbul'a, Türkiye'ye ve Doğu'ya farklı bir pencereden, tasavvuf penceresinden bakmaya başlar. Piyes, tiyatro metinleri de yazmaya başlar. Muhsin Ertuğrul'un yüreklendirmesiyle Bir Adam Yaratmak tiyatrosu İstanbul Devlet Tiyatrolarında sahnelenir ve büyük bir ilgi ve beğeni görür. Ömrünün sonuna kadar da bu alanda eser yazmaya devam eder. Faaliyet gösterdiği bir alanda dergi yayıncılığı olmuştur. İlk olarak Ağaç isimli edebiyat dergisini çıkarır. Güzel Sanatlar Akademisi ve Robert Kolej'de derslere girmeye başlar. Dönemin Marif Vekili yani Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in görevlendirmesiyle 1939 yılı Necip Fazıl için yine bir dönüm noktası olmuştur. En sevdiğim şiir dediği Senfoni isimli şiirini kaleme almıştır. İleride bu şiirin adı Çile olarak değişecektir. "Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam
gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçtu tepemden birden bire dam. Gök devrildi künde üstüne künde, pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı, sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı, ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya, işte akıllılık, işte sarhoşluk. Çile şiiri, Necip Fazıl'ın geçmiş ile arasındaki bağları koparttığı eser olarak kabul edilir. Yıllarca kaldırımlar şairi olarak anılan Necip Fazıl, edebiyat dünyasında artık eski, gerici anlamlarına gelen sabık şair olarak anılmaya başlayacaktır. Sanatın sanat için mi, toplum için mi tartışmasında bakışı ise, zat gayesi itibariyle sanat sanat içindir. Ama muhatabı olduğu cemiyete bir şeyler katması gerektiği yönüyle de sanat toplum içindir bakışıyla her cenahı kucaklayan olgun bir bakış açısı ortaya koymuştur Necip Fazıl. 1941 yılında köklü bir aileden gelen Neslihan Hanım ile evlenir. Bu evlilikten 5 evladı olur. İş yükü ve yorgunluğuna rağmen çocuklarını asla ihmal etmeyen ilgili bir babadır Necip Fazıl. Büyük Doğu Dergisi yayın hayatına başlar. Dergi, edebiyat ve sanat dışında siyasi meselelerle ilgili fikirler de içermektedir. Birçok kez toplatıldığı, kapatıldığı da olmuştur derginin. Yazdığı yazılar gerekçesiyle Necip Fazıl'ın tutuklandığı, yargılandığı da olmuştur. Malatya cezaevinde tutuklu olduğu dönemde ilk kez baba olur Necip Fazıl. Doğumunda yanında bulunamasa da isminin Mehmet olmasını ister ilk evladının ve küçük Mehmet'e bir de şiir yazar cezaevinden. Zindan iki hece Mehmet'im lafta, baba katiliyle baban bir safta, bir de geri adam boynumda yafta, halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli, git ve gel yüz adım, bin yıllık konak, ne ayak dayanır buna ne tırnak. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat, beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çayından, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan, karıştır çayını zaman erisin, köpük köpük, duman duman erisin. Ses demir, su demir ve ekmek demir, İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu, emir. Garip pencerecik, küçük, daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua dua eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş, karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin, kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1948 yılına gelindiğinde Necip Fazıl'ın şiirinde üçüncü büyük zirve olarak bilinen Sakarya Destanı ortaya çıkar. Sakarya Türküsü. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes ülke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş taştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir! Bütün sukunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'nı assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. 40'lı yaşlarında Büyük Doğu Cemiyeti'ni kuran şair, Anadolu'da il il gezerek lise ve üniversite çağı gençlerle birçok konferanslar düzenlemiş, bir ilgi odağı olmuştu. Siyasi meselelere ve dönemin siyasetçilerine daha yakın bir dönem yaşasa da hiçbir zaman tam anlamıyla aktif bir siyaset adamı olmamıştır. Vefatından kısa bir süre önce Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı seçilir. Bu unvanın ne anlama geldiği şairin 25 Mayıs 1983'te vefatında cenazesindeki kalabalıkla anlaşılabilmiştir. Hayatındaki tanınırlık, şöhret ve kendisine duyulan ilgi vefatından sonra artarak devam etmiş, birçok kurum ve kuruluş çeşitli organizasyonlarla şairin fikirlerinin ve eserlerinin güncel olarak yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır. 25 Mayıs 1983'te evinde vefat eden şairin
Çile şiirindeki son günüm olmasın çelengim top arabam, beni alıp götürsün tam dört inanmış adam. Mısraları vasiyetine uygun şekilde görünmemiş bir kalabalık ve katılım ile İstanbul'da Eyüp Sultan mezarlığına defnedilmiştir. Ruhum şad olsun üstadım. Programımızı sona erdirirken haftaya cumartesi gecesi kavuşmak ve buluşmak ümidi ve duasıyla hoşça bakın zatınıza.